Merhabalar dostlar. Arkadaşlar bu hafta RSI değerleri oldukça düşmüş olan ve aynı zamanda özellikle şuna dikkat ediyorum. Bollinger Band'ının dışında olan iki tane hissemizden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunlarda ayrıca bir de pozitif uyumsuzluk var, onu söyleyelim. Bu hisseler orta ve uzun vadede arkadaşlar herhangi bir şey yok ama kısa vade belki tepki gösterme. Bakın belki diyorum, tepki gösterme ihtimali var. Sebeplerini şimdi grafiksel olarak anlatacağım. Bobet ve yükselen arkadaşlar. İki tane hisseyi hemen anlatalım. Şimdi ilk önce bir Bobet'e bakalım arkadaşlar. Bobet'in bu saatlik grafiği, bakın saatlik grafiğinde uç kısmına baktığım zaman bir pozitif uyumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor. Ne demek pozitif uyumsuzluk? Hemen onu da anlatalım arkadaşlar. Bakın RSI'ye göre baktığımız zaman fiyat yukarı çıkarken, daha doğrusu değer yukarı doğru çıkarken arkadaşlar, bakın şöyle dip noktalarının değerimiz yukarı doğru çıkarken, hemen şunu da siyah yapalım daha rahat görebilmeniz için. Yukarı çıkarken aynı dönemde arkadaşlar fiyat, bakın fiyatı şunu hemen gizleyelim rahat görebilmeniz için. Aynı dönemde arkadaşlar baktığımız zaman da fiyat aşağı doğru iniyor. İşte buna bir pozitif uyumsuzluk diyoruz. Burada arkadaşlar Bobet ile ilgili böyle bir durum söz konusu ama Bobet'in genel grafiğine baktığım zaman arkadaşlar biraz riski, onu söyleyelim. Bakın burada orta ve uzun vade şöyle bir görüntü getirir. Aşağı kadar 23'lere kadar gevşeyebilir ama benim burada bahsettiğim sadece kısa vade, yani önümüzdeki bir hafta içerisinde böyle bir tepki hareketi yapma ihtimali var. Olası bir tepki hareketine gelebileceği noktada arkadaşlar kabaca en fazla 37'ler gibi gözüküyor. Bu aklımıza bulunsun. İkincisi arkadaşlar, ikinci hissemiz hangisiydi? Yükselen. Yükselene bakalım arkadaşlar. Yükselen de gözüküyor. Yükselene baktığımız zaman da arkadaşlar hemen şöyle ilk önce günlük grafiğine bakalım. Bakın arkadaşlar günlük grafikte de bu hissede biraz sıkıntı var. Orta ve uzun vade, ama bizim derdimiz neydi? Kısa vadede arkadaşlar bir tepki hareketi gösterebilmesiydi. Şimdi baktığımız zaman burada neler gözüküyor hemen. Şöyle arkadaşlar, grafik bu. Orta ve uzun vade biraz sıkıntılı ama kısa vadeye baktığımız zaman arkadaşlar tepki yükseliş yapabilme ihtimali. Önümüzdeki haftalarda arkadaşlar bakın fiyata baktığımız zaman ilk önce fiyattan gidelim. Bakın arkadaşlar fiyat aşağı doğru gidiyor. Dip bölgelerine bakarsak aşağı doğru gidiyor. Aynı dönemde RSI'mize baktığımız zaman arkadaşlar şu fiyatı gizleyelim. Hemen RSI'mize koyalım. RSI'mize de arkadaşlar aynı dönemde dip nokta itibariyle baktığımız zaman yukarı yönlü bir hareket gözlemlenme ihtimalini artırıyor arkadaşlar. Şunu tabii şey yapalım. Evet şöyle bakın. Aynı dönemde arkadaşlar şöyle bir görüntü olarak karşımda çıktı RSI'de. Yani hissede burada da bir pozitif uyumsuzluk var. Saatlik grafiğe göre bu da aklımızın ucunda bulunsun. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar sadece tepki hareketi olarak karşımda çıkar. Onun dışında böyle hani uçacak kaçacak gözüyle kesinlikle bakmamak lazım. Olası bir tepki hareketine arkadaşlar nereye kadar gelebilir diye bir soru gelirse de kabaca arkadaşlar, hemen baktım tabi buna kaydı. Kabaca arkadaşlar 14 liranın üzerine çıkacağını pek düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. 14 liranın üzerine çıkacağını da tepki hareketinin çıkacağını düşünmüyorum ama burada tabii ki en iyi ihtimalde kabaca 13 lira 50 kuruş civarına kadar gözüküyor. Hayırlı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunlar sadece grafiksel olarak ve filtrelerden karşımıza çıkan iki tane hisse. İyi günler, iyi akşamlar.